Hepinize merhaba. Tutan Kupon'a hoş geldiniz. Bu programda kuponları tutturacağız. Tutan kuponları paylaşacağız sizle. Tutmayanları da paylaşacağız. Ve genelde tutan kupon diye paylaştığım şeylerde tutmayan kuponlar olacak. Ama zaten heyecanımız bu bahislerimizin, bu içine girdiğimiz iddianın, ben şunu tutuyorum o kazanacak heyecanının 90 dakika ve 90 dakikalara yayılması. Ben de zaten çok uzun zamandır bu bahis olayıyla ilgilenmekteyim. Yani şimdi hepimiz eğri oturalım, doğru konuşalım. Küçük yaştan beri başladık ama 18 yaşından küçüklere söyleyeyim. Bundesliga'ya oynamayın, alt olabiliyor. Bütün maçları üst oynarsanız kesin en az 2 tanesi alt oluyor, onu söyleyeyim. Bundesliga'dan maçlarım da olacak tabii ki bu hafta vereceğim kuponda. Bir cumartesi kuponu hemen oynarsanız tutturabileceğinizi düşünüyorum ama yani bilmiyorum, bakalım zamanınız olur mu? Olmazsa da Heidenheim'i atarak devam edebilirsiniz. Ama pazar ve pazartesiden sonra da artık böyle işte Şampiyonlar Ligi kuponu, Kral Kupası kuponu vesaire kuponları sırasıyla gelecek. Şubat ayının ilk gününde bir tutan kupon için karşınızdayım. Tutan kuponuma 6 maç seçtim. Çok maç seçmeyeceğim. Böyle bütün maçları da oturup değerlendirmeyeceğim. İşte Fenerbahçe sürecini böyle getirdi de Trabzonspor'a karşı böyle oynaması lazım. 4-4-2 ile mi çıkar, 4-3'te çıkmaz vesaire gibi. Yani tamamen aslında bu bilgileri kendim tabii ki belli bir süreçte kendi hafızamda, kendi belleğimde bir şekilde değerlendirip bir hisle kupon yapmanın o başına geçiyorum. Ama Trabzon Fener dedik ama Trabzon Fener'in tabii ki maç yorumunu koyacağım bu akşam. Ama ondan sonrasında şunu söylemek lazım ki bu akşamki maça oynamayacağım. Öyle derbiye falan girmeyeceğim. Çok basit taktiklerim var benim de oynamak için. Bir kere hani 1.25 ve 1.85 arası oranları oynadık mı genelde tutuyor. Ben de oranlarımı o aradan seçmeye çalıştım. Tabii ki kafama yatacak futbol senaryolarının da içinde yer aldığını söylemem lazım. Arkada da efsane bir final oynanıyor bu arada. Muguruza ve Ken'in. Bakalım kaçıncı settelermiş. Oo, üçüncü sette 2-2'ymiş. Tamam. O zaman hemen kuponu söylüyorum. Bundesliga ile başlıyoruz. Bundesliga 2'den ama. Heidenheim. Heidenheim bugün Dresden'de oynuyor ve Heidenheim şu anda playoff'u zorlayan sıralarda 3. ya da 4. olması lazım. Dynamo Dresden ise lig sonuncusu. Heidenheim'in 1.55'lik oranı var. Müthiş. Bundesliga 1'e geçiyoruz. Takımımız Dortmund. Dortmund oynayacağız tabii ki. Dortmund'un geçmiş dönemdeki bugüne kadar gelenki performansını anlatmaya tabii ki gerek yoktur. Dortmund Union Berlin deplasmanına gidecek ve Union Berlin çoktan ne deplasmanı? Dortmund Union Berlin'i içeride ağırlayacak. Berlin ligde kalacak gibi gözüküyor. Dortmund ise ligin zirvesini zorlamak suretiyle bu maçı da kazanacaktır. Bu maç için 2.5 üst ve ev sahibi oranını uygun buldum. 1.58 müthiş. Erling Haaland, yine Haaland son 20 dakika girecektir. Yine 2 gol atacaktır. Zaten bir tane de Julian Brandt sıkıştırdı mı 2.5 üst olur. Ev sahibi kazanır. Bayern Mainz'ın evinde oynayacak bugün deplasmanda. O da şampiyonluk için avuçlarını kavuşturmuş durumda. Geçtiğimiz hafta Mönchengladbach ve Mönchengladbach kazanmıştı da Leipzig'in puan kaybetmesinden sonra. Bayern Münih de Mainz deplasmanından 2.5 üst ve kazanarak ayrılır. Onun oranında 1.22. Hollanda'ya zıplıyorum oradan. Feyenoord'la hemen oynayacak. Feyenoord 37 puanla ligde 3. bulunuyor. Ve Avrupa Kupaları sıralamasında kalmak isteyecek. Hoca Dik Advokat Oğuzhan Özyakup oynar mı bilmiyorum ama Feyenoord PSV'ye geçtiğimiz haftalarda evinde yendiği gibi Emmen'i de üst yaparak, yani 2.5 üstü yaparak geçecektir. O yüzden bence bu maça da oynayın. Tabii bir de Leeds Wigan maçı var. Leeds Wigan Championship bir maçı. Ve Leeds uzun süredir de biliyorsunuz 1. lige çıkmak için en büyük adaylardan biri. Bu sefer başaracaklardır diye ümit etmekteyim. Leeds Wigan'ı yener 1.5, tam da düşük bir oranı var. 1.25'lik oranı. Ve son maç. Bu son maçı da bonus olarak ekledim ama bence birçoğunuzun da zaten kuponunda vardır. Valencia Celta Vigo. Valencia geçtiğimiz hafta Barcelona'yı çok güzel bir mağlubiyetle geçtikten sonra özgüvenini de topladı. Gerçi hafta içi çok yakın bir zaman içinde 29'unda ayın bir kupa maçı yaptılar ama Barcelona maçından sonra gelen bu kupa maçında iyi bir rotasyon yaptıklarını gördüm. Celta Vigo'da ligin sonuncusu Emre Mor'u alan resmen yerin dibine çöküyor gibi bir
durum var. Celta Vigo da ligin dibine çökmüş durumda. Valencia bu son ligdeki galibiyetin ardından da Avrupa Kupaları sıralarını zorlamaya devam edecek. Celta'yı da yenecektir bu akşam. Onun oranı da 1.6. Hepsini toplayıp çarptığımızda 7.4, 7.5'a yakın bir oran oluyor. Tabii siz bunları oynayana kadar oranlar değişebilir. Ne olur bilmiyorum ama tutan kuponun 6 maçlık diyelim kuponu, cumartesi kuponu. Bugünlük bu kadardı. Pazar kuponunda bakalım neler göreceğiz. Ondan sonrasındaki tutan kuponlarda görüşmek üzere. Hashtag tutan kupon. Dedik boşuna demedik. Hashtag tutan kupon yazarak tutan kuponlarınızı veya sana güvendik de tutturamadık olan kuponumuzu dediğiniz kuponlarınız varsa twitter.com/taksimvolkan_agir yazarak beni Twitter'da bularak paylaşabilirsiniz. Veya bunun altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hashtag tutan kupon diyerekten. Hashtag tutan kupon diyerekten yapabilirsiniz. Bir de tabii ki bu kanala üye olabilirsiniz, abone olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kanal içeriklerimiz çok çeşitlidir. İddia da vardır, işin içinde bahis de vardır. Yorum da vardır, eleştiri de vardır. Onun dışında transfer yorum da var, voleybol da var, basketbol yakında, diğer içerikler de yakında. Neyse çok uzattım. Siz kanala abone olmayı unutmayın.